Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim serisiyle karşınızdayım. Bu seride Vim Backup and Replication uygulamasını kullanacağız arkadaşlar. Vim'in kurulumunu yapacağız. Ayarlarını, konfigürasyonlarını yapacağız. Ondan sonra ortamımızda senaryolarımızı test edeceğiz arkadaşlar. Halihazırda kullandığım bir uygulama olduğu için bunun üzerinden de sizlere tecrübelerimi paylaşacağım. Nasıl kullandığımı, hangi noktalarda işime yaradığını trik noktalarıyla beraber anlatmaya çalışacağım. Vim ilk etapta backup çözümü olarak karşımıza çıkıyor ama içerisinde farklı komponentleri de barındırıyor. Örneğin replikasyonla farklı noktalara sanal makinalarımızı, ortamlarımızı replike edip kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. Vim 11 ile beraber de immutable backup, yani silinemeyen kopya backuplar da alabiliyoruz artık. Bu da özelliklerinden bir tanesi. Vim arkadaşlar kullanılması kolay bir uygulama. Arayüzü tam bir kullanıcı dostu diyebilirim. Burada gördüğünüz gibi yedekleme modernizasyonu sağlıyor. Fidye yazılımına karşı bizleri koruyor. Backuplarınızı da farklı bir ortamda yazmaya karşı koruyor arkadaşlar. Ve cloud ortamlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Ya da ivmelendiricileriyle beraber ortamlarınızı dışarıya hızlı bir şekilde çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Çoğu firmada gördüğünüz gibi Vim kullanılıyor. Piyasada en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Farklı backup çözümleri de var. Net Backup diye başka bir backup yazılımı var. Avamar var. Bu tarz uygulamalar da var. Ama ben Vim kullandığım için Vim'i anlatacağım. Derslerimizde kullanacağımız sürümü ücretsiz deneme olarak 30 gün boyunca indirip kullanabiliyoruz. Ücretsiz deneme indir butonuna tıkladığınızda kendi bilgilerinizi de burayı doldurup setup'ını indirebilirsiniz siz de. Bu video serisinde Vim Backup 12 ile ilerleyeceğiz. Diğer versiyonlarıyla arayüzünde çok büyük bir fark yok. İşleyişinde yeni versiyonlarda ekstra gelen özellikler var. O yüzden ben de güncel olanla başlamak istedim. Bu video serisinde yol haritamızdan bahsetmek istedim. Bir sonraki videoda Vim'in kurulumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.